Nasıl? Sizce de çok yakışıklı değil mi? Evet, günün kahramanı yeni Toyota CHR ile birlikteyiz. Tasarım anlamında zaten sınıfında ilk çıktığı o bir önceki neslinde, selefinde de zaten çığır açmıştı ve birçok kişinin dikkatini çekmişti. Eminim bu yanında görmüş olduğunuz 5. nesil hibrit üniteye sahip bu yeni Toyota CHR da bence kendinden fazlasıyla ülkemizde söz ettirecek gibi gözüküyor. Peki neden? Zaten biliyorsunuz Toyota eşittir hibrit, hibrit eşittir Toyota. Bunu herkes biliyor ki ülkemizde bence hibrit konusunda çığır açan ve birçok markada da ilham veren hibrit konusunda Toyota 2024 yılında da geçtiğimiz senelerde olduğu gibi söz ettirecek gibi gözüküyor. Peki günün kahramanı olan bu yeni tasarımıyla, ünitesiyle yepyeni bir şekilde karşımıza gelen Toyota CHR'ın tasarımına bakacak olursak artık aracın ön yüzü biraz daha böyle premium markası olan Lexus'a fazlasıyla gönderme yapmış durumda. Her ne kadar artık buradaki Toyota logosu mavimtırak renkte olmasa da buradaki aydınlatma grubunun artık aracı daha maskülen, daha sportif bir havaya kattığını, direksiyona duyarlı olduğunu, sizin viraj kodlarınıza göre duyarlı olduğunu bilmenizde fayda var. Aracın profiline geldiğimiz zaman da zaten az önce belirtmiş olduğum gibi aks mesafesi bir önceki selefinde olduğu gibi 2.6 metreden biraz daha fazla olan aks mesafesiyle ki 4.5-4.3 metrede uzunluğu var ki zaten siz net rakamlarını ekranda görüyor olacaksınız. Fakat aslında boyutlardan daha çok burada tasarım hakkında biraz konuşmak gerekiyor. Buradaki ütü çizgisinin burada parçalandığını, ağız tutumunda parça olarak indiğini, işte kapı kollarının artık gömülü olduğunu ve gayet sportif gözüktüğünü ki zaten bunlar böyle görüntü olsun diye değil. Aracın sürtünme kat sayısına daha fazla katkı sağlamak amacıyla bu kapı kolların artık günümüz araçlarında kapıya gömüldüğünü belirtmekte fayda var. Burada biraz yalıtım konusunda iyileştirmeler var. Direkt buradan görebiliyorsunuz. Bir önceki selefinde yani bu aynalar ağ üstünde monteyken artık kapıya monte edilmiş durumda. Eskiden hatırlarsınız selefinde kapı kolları buradayken artık gizli kapı kollarından ziyade bildiğimiz konvansiyonel kapı kollarına geçmiş durumdalar. Tavan renginden başlayıp ağ üstünden başlayıp ki zaten panoramik cam tavan da var. Bunu zaten söylüyor olacağım. Mesela bu selefinde yoktu. Aracın içerisinde gelince anlatıyor olacağım ama bakın siyah kombinasyon aracın C sütununda da burada bumerang şeklinde keserek aşağı iniyor ve aracın arkasına geçtiğinizde yani sadece aracın arkasına baktığınızda aslında araç siyah diyorsunuz. Fakat tabii ki burada işler öyle değil. Kör nokta uyarı sisteminde hemen aynaya monte edilmiş durumda ki zaten artık bu tip araçlarda günümüzün araçlarında olmazsa olmazlardan. Peki aracın arka yüzüne gelecek olursak şayet. Ön yüzünde harcanan zaman yani tasarım anlamında aracın ön yüzünde harcanan zamanın aracın arka yüzünde de devam ettiğini görebiliyorsunuz. Yani tasarım mühendisleri gerçekten aracın arkasında da belli başlı işler çıkarmışlar. Özellikle burada görmüş olduğunuz yekpare stop led grubu hiç fena gözükmüyor. Biraz daha böyle gölgeli olması, siyah tonları taşıması ki ve buradaki yekpare led grubunun hemen burada Toyota CHR'la bütünleşik olarak geliyor olması bence hiç fena değil. Tampon biraz daha böyle hareketli olabilirdi. Bana böyle tampona bakınca hani 408'in tamponu gibi geldi daha çok. Orada da söylemiştim biraz daha böyle plastik yani bu tip araçlara böyle bu kadar büyük geniş plastik aksamlar bence yakışmıyor. Biraz daha böyle difüzörlü. Gerçi bu hibrit bir ünite olduğu için çok da difüzör hani Fendt'ten de olsa bir difüzör fena olmaz ama. Peki bu yeni nesil Toyota CHR'ın yükleme hacmine gelecek olursak elektrikli bir bagaj kapağımız var. Yükleme ağzı oldukça iyi. Bu araç en dolu donanım sesine sahip olduğu için JBL ses sistemi standart olarak geliyor. Tabii ki de burada bir subwoofer konumlandırılmış durumda. Kamera çantam ve çantam var. Bence hem yükleme eşiği tarafında hem de yükleme genişliği tarafında ailelerin de ihtiyaçlarına cevap verecek gibi gözüküyor. 380 litrelik bir yükleme hacmi var. Yükleme alanın altına baktığımızda sadece tamir kiti ve ufak tefek eşyalarınızı koyabileceğiniz alan var. Herhangi bir yedek lastikle gelmediğini belirtmekte fayda var. Genel hatları itibariyle bana soracak olursanız 380 litre birçok insanın da ihtiyaçlarına cevap verecek gibi duruyor. Gerek yükleme ağzıyla, yükleme eşiğiyle birçok insanın beklentilerini muhakkak cevap verecektir. Yani şu sessizlik, şu huzurun tadını inanın başka bir şey vermiyor. Her iki böyle İstanbul gibi büyük metropollerde, kalabalık metropollerde yaşıyorsanız hakikaten bu sessizliği, bu huzuru özlüyorsunuz. Nerede bir önceki nesil selefindeki CHR'ın kabin içerisi, nerede ki bu şu anki kabin içerisi tasarımları ki zaten bu aynı şekilde aracın dış tasarımında zaten devam ediyor. Şimdi kabine dönecek olursak bir kere bizim ilk dikkatimizi çeken şey burada sizin de görmüş olduğunuz gibi 12.3 inçlik multimedya ekranı ve dijital gösterge ekranı. Artık burada birçok şey artık dijital hale gelmiş durumda birçok veri de
burada görebilmektesiniz. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto karşımıza geliyor. Kabloyu da burada bu şekilde bağlayabiliyorsunuz. Ve yine aynı şekilde burada telefonunuzla kablosuz bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bunlar güzel detaylar. Malzeme kalitesi anlamında bayağı fersah fersah yol kat etmiş araç. Yani yumuşak malzeme, yumuşak malzemeler. Hani buraya bile geldiğinizde deri kıvamında yumuşak malzemeler, işte vegan deri direksiyon gibi detaylar bizim karşımıza gelmek ki zaten Toyota yetkilileri bu aracı oluştururken %50'den fazlasının geri dönüşümlü malzemeden bir araya geldiğini belirtmekte. Yani aynı şekilde de doğayla barış bir otomobille şu anda aslında karşı karşıyayız. Boyutlar anlamında evet telefine göre belki kısalmış olabilir kağıt ışınlığı, fakat ön ve arka dingil mesafelerin bence biraz daha böyle toplanması ve daha dikey hatlara sahip olması neticesinde elbette ki aks mesafesi Selefi'nde olduğu gibi boyutlar korunmuş durumda. Bu da tabii ki kabin içerisinde ferah bir yaşam alanı sunuyorken sınıfında da zaten beklentilerinize cevap veriyor. Şimdi hazır kabin içerisinde konuşurken ve bu hacimsel boyutlar anlamında konuşurken arka yaşam alanındaki bu yolcular hakkında konuşacak olursak, sizin de ekranı görmüş olduğunuz üzere benim boyum 1.80 olmasına karşın diz mesafesinde 3-4 parmaklık bir mesafe hemen bizim karşımıza geliyor. Yani fena boyutlar değil sınıfına göre, ya fena mesafeler değil. Baş mesafesi konusunda da panoramik bir cam tavan olduğu için, herhangi bir perdesi de olmadığı için tabii ki o da baş mesafesine elbette ki elbette, şunu kapatalım şöyle bir gözümüzü almasın, büyük katkı sağlamış oluyor. Buradaki cam tavan sizi korkmaz, yani herhangi bir perdesi yok ama termal cam tavan olduğu için, hani mesela şu an dışarısı günlük güneşlik ama siz de belki ekranda görüyorsunuz bayağı böyle sanki film çekilmiş gibi gayet termal cam ve karartılmış bir cam olmasından dolayı perde konusunda bir alan yaratılarak elbette ki hacimsel anlamda bir çalışma yapılmış ve yaratılmış gibi gözüküyor. Bu arada hani bana soracak olursanız bence hani araca tek eleştireceğim nokta arka yaşam alanındaki malzeme kalitesi ve yolcularına sunduğu detaylar olacaktır. Yani şöyle ki herhangi bir kol dayama yok. En azından olsa ne kadar maliyetli olabilir diye hani insanda soru işareti yaratmıyor değil. Aynı şekilde arka tarafta bir klima menfezi sunulmamış ve sadece bir adet Type-C girişi sunulmuş. Yani orada kocaman bir alan var ve sadece bir tane Type-C girişinin oraya bırakılmış olması bayağı orada Type-C'ye bir öksüz muamelesi yapılmış gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi oradaki malzeme kalitesi, işte biraz daha sert plastiklerin bizim karşımıza gelmesi, kapı kollarının, öndeki kapı kollarının ziyade plastik olması, bari bir tane daha böyle USB olsaymış tadından yenmezmiş. Passion X Style, yani Endol donanım serisinde 9 hoparlörlü bir premium JBL ses sistemi geliyor ki o bayağı bayağı böyle size premium havası yarattırıyor. Hani bunu burada açsam ne kadar anlamlı olacak bilmiyorum ama siz mutlaka bir Toyota yetkili bayisine gittiğinizde o JBL ses sistemini denemenizde fayda var ki zaten ben bagajda göstermiştim. Orada bayağı böyle bir 9-10 inçlik bir de subwoofer bizim karşımıza geliyor. 64 farklı renkte oluşan kabin içi ambiyans anlatması da tabii ki de bu araçta standart olarak geliyor. Bu arada bunu artık kapatabiliriz. Hemen bakın burada bir drive modumuz var. Bunu seçtiğiniz takdirde çok güzel bir animasyon geliyor. Normal, sport, custom ve tabii ki en altta olan eco. Yani siz biraz sporta aldığınızda araç biraz daha devirli gidiyor ve o elektrik motorundaki torku da tabii ki destekli bir şekilde sağ ayağınızın altına çok güzel bir şekilde yerleştiriyor. Tabii ki bataryanız dolayısıyla şu andaki benim bataryam biraz çeyrek gibi gözüküyor ama kullanabiliyor muyum? Elbette kullanabiliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 4 kWh saatlik bir bataryası var. O yüzden de günümüzdeki birçok hibrit otomobile göre daha fazla yol kat edebiliyor. Tamamen elektrikli olarak. Sürüş konfor özelliklerine gelecek olursak bu araçta bağımsız bir süspansiyon olduğu için konfor anlamında hakikaten söyleyecek hiçbir şey yok. Bakın yollar nispeten burada kötü olsa da asla takur takur böyle konforsuz bir hissiyat asla ve asla yaratmıyor. Yol tutuşu anlamında her ne kadar bu araç 4x2 olsa da 4.3 metreye varan uzunluğuyla araç zaten tren gibi. Sola da çekseniz sağa da gitseniz kıç sizi takip ediyor. O yüzden hani burada anlatacak çok fazla bir şey yok ama yol tutuşu anlamında bence sınıfının en iyilerinden olduğunu belirtmemde fayda var ki zaten Toyota ki zaten Japonlar bu konuda gerçekten ve gerçekten çok başarılılar. Güvenlik anlamında da Toyota Safety Sense 3.0 yani 3. versiyonla bu araç bizim karşımıza geliyor. 5. nesil hibrit motoruna ek olarak tabii ki de bu oldukça başarılı. Mesela siz ekranı görüyor olacaksınız. Araç durur vaziyetteyken ben kapıyı açtığımda hemen buradaki ambiyans aydınlatması kırmızı oluyor ve ekranda da sizi sesli olarak ve görüntülü olarak uyarıyor araç. Sol arkadan hatta böyle oklarla bir aracın geldiğini ifade ediyor.
siz hala müdahale etmiyorsanız ve kapıyı açmaya tenezzül ediyorsanız yüksek bir sesle size trafik uyarısı olduğunu ve kapıyı kapatmamız gerektiği hakkında uyarıda bulunuyor. Türkçe olarak bu güzel bir şey. Farkındalık anlamında da bence güzel bir şey. Bunu bir köşe not etmekte fayda var ki benim diğer beğendiğim nokta ise bu araçta ilk defa gördüğüm, burada radarlar var, sizin gözünüzü takip ediyor. Yani siz gözünüzü yoldan kaçırdığınızda, bu arada Apache moddan çıkalım, şöyle normal moda gelelim. Gözünüzü yoldan kaçırdığınızda dikkatsiz sürüş anlamında size burada bazı uyarılarda bulunuyor ve hatta gözümüzü kapattığımız zaman da burada sesli ve görüntülü bir şekilde gözümüzün kapalı olduğunu ve yola hakimiyetiniz konusunda ayrıca telkinde bulunuyor araç. Ve peki motor şanzıman özelliklerine gelecek olursak, evet ki bu araçta 1.8 litrelik içten yanmalı bir ünite var ve buna ek olarak da bir hibrit elektrik motoru kombine edilmiş durumda. Bizim bir önceki nesilden hatırlayacağımız üzere. Fakat burada değerler biraz farklı. 98 beygir 142 Nm torkta güç üretmekte. Elektrik motoru ise 95 beygir 185 Nm tork güç üretiyor. Zaten bunun kombinasyonu da yanlış hatırlamıyorsam 140 beygirlik bir güç bizim karşımıza geliyor. Sağ pedalda ayağımızın altına. Şanzıman tarafında ise bildiğimiz üzere eCVT bir şanzıman bizim karşımıza gelmekte. Tabii oranlara vesaire hiçbir şey yok. Değişken oranlı ama hani eCVT olduğu için de, elektrikli olduğu için de burada bir kademe oran elbette saçma olacaktır. Şöyle bir 0-100'e yeter mi bilmiyorum ama aracı sport moda alıp şansımı denersem bakalım ne olacak. Güvenlik için çevreyi kontrol edin. Hayırlısı. Ve 100. Yani aşağı yukarı 9-10 saniyede 0'dan 100 km/saat hıza çıkıyor araç. Elbette ki performans aracı değil ama ara hızlanmalarda sollamaya çıkacağınız zaman o elektrik hibrit ünitesinin kombinasyonuyla birlikte zaten araç tork tarafında asla sizi yarı yolda bırakmıyor ve istediğiniz şekilde hemen sağ ayağınızın altına o gücü iletiyor. Bence bu oldukça güzel ki zaten bildiğiniz üzere Toyota eşittir hibrit, hibrit eşittir Toyota. Bence bunun altı ve içi asla ve asla boş değil. Bunu da bilmekte fayda var. Siz Aralık 2023 tarihi itibariyle bir yeni nesil, 5. nesil hibrit üniteye sahip bir Toyota CHR'a sahip olmak isterseniz 1.5 milyon TL'den başlayan fiyatlarla siz Toyota CHR'a sahip olabiliyorsunuz. Tabii ki siz bugün bir Toyota yetkili bayisine gittiğinizde bu araç sizin karşınıza 3 donanım seviyesi geliyor. CHR Passion, Passion X Sport ve bu kullanmış olduğum Passion X Style olarak 3 donanım seviyesi bizim karşımıza geliyor. Tabii ki X Style olması sebebiyle çift renk olması, siyah beyaz olması veya sizin ekranı görmüş olduğunuz gibi hani mesela benim favorim amber kombinasyonu muazzam bence. Onu kullanmaya çok isterdim hakikaten. Şıkır şıkır çok yakışıklı bir araç tasarımı itibariyle. Bu tip bir Passion X-Style'de sahip olmak istiyorsanız da 1.8 milyon TL'leri gözden çıkarmanız gerekiyor. Hani yakıt verisine baktığım zaman da ben bu aracı yaklaşık 2 gündür kullanıyorum ve 200-250 km gibi yol yapmışım. Yani 5.1'i asla ve asla bir türlü geçemedim. Verimlilik anlamında gerçekten bence araç bayağı beklentinize cevap veriyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? 1.8 milyon TL'niz olsa siz hangi otomobili alırsınız veya CHR almak ister misiniz? Ya tasarım anlamıyla bence Lexus'a bayağı göndermeler yapan, her köşe başında göremeyeceğiniz bir araç. Tasarım anlamında da herhangi bir şey benzetemeyeceğiniz bir araç. Bence oldukça başarılı. Yani daha ne olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. DriveTime YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.